Günaydın. Bugün hava çok güzel duruyor. Böyle tam benim sevdiğim havalar. Hem böyle serin hem de böyle hafif güneşli. Bu havaları ben çok seviyorum. Bugün uykumu da aldım, o yüzden aşırı mutluyum. Ya böyle uykumu alarak uyandığımda kendimi sabahları daha dinç hissediyorum. Bugün biraz temizlik yapacağız. Artık son günlerim. O yüzden evi hep böyle tertemiz tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bulaşıkları boşaltayım. Sonrasında da kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıya ne hazırlasam onu da bilmiyorum. Belki fırında pizza yaparım. Tost ekmeğinin üzerine. Şimdi bu bulaşıkları boşaltayım. Sonrasında hemen çay koyup kahvaltı hazırlarım. Şimdi suyum kaynadı. Çayımı da demleyeyim. Çayım da demlene dursun. Ben de bu arada pizzamın malzemelerini hazırlayayım. Kahvaltılık pizzamın malzemelerini hazırladım. Burada bir su bardağı rendelenmiş kaşar var. Ezilmiş bir su bardağı beyaz peynir. Bir tane yumurta, tuz ve karabiber var. Burada da 3 tane sivri biberim, domatesim ve maydanozum var. Bunların hepsini ekmeğimin üzerine koyacağım. Ekmeklerin üzerine bazen tereyağı da sürüyorum ama bu sefer süremeyeceğim çünkü dolaptan çıkarmayı unutmuşum. Biraz oda sıcaklığında erirse daha rahat sürülüyor çünkü. Bu sefer de yağsız yapacağım. Yine çok lezzetli oluyor zaten. Şimdi ben ekmeklerimin üzerine bu malzemelerimi yerleştireyim. Pizzanın harcını güzelce eşit bir şekilde altıya böldüm. Şimdi bunları böyle üzerinde yayacağım. Bu arada fırınımı da önceden 180 dereceye açtım. O da ısındı. Daha çabuk ısınır hem böylece. Bu harcı hazırlarken fırınım da hazır olsun istedim. Biz kahvaltıda böyle sıcak şeyleri çok seviyoruz. O yüzden de sürekli bir farklı arayıştayım. Sürekli böyle bulduğum pratik tarifleri de uygulamayı seviyorum. Bu kahvaltılık pizzayı denemediyseniz kesinlikle deneyin. O kadar pratik ki doğruyorsunuz, ekmeğin üzerine koyuyorsunuz ve sonrasında fırına veriyorsunuz. Şimdi ben de fırına vereceğim. Üzeri kızarıncaya kadar. Herhalde bir 15 dakika kadar kalır diye düşünüyorum. Çok da acıktım. Şimdi doğru fırına. Yeniden merhaba. Sabah günaydınlaşmıştık ama kendimi göstermemiştim. Videoda bir türlü dönüş yapamadım. Sabah çektiğimde kaldım. Yani kahvaltıdan sonra birkaç işim vardı. Onları hallettim. Sabah kahvaltıda ne yaptığımı size gösterdim. Gerçekten müthiş bir kahvaltılık tarifi. Kesinlikle deneyin. Zaten gösterdim size. Çok pratik. Hemen 15-20 dakikada yemeğiniz hazır oluyor. Sabah kahvaltısında böyle sıcak bir şey arıyorsanız kesinlikle yapın. Kahvaltıdan sonra videoda dönemediğim birkaç işim vardı. Onları halletmeye çalıştım. Biraz temizlik işleriyle uğraştım. Çünkü artık böyle son zamanlara girdik. Son günler ev sürekli temiz olsun istiyorum. Öyle günlük temizlik işlerimizi hallediyoruz. Çünkü birden gelirse ne yaparız bilmiyorum. Evde derli toplu olsun istiyorum. Pamir doğduktan sonra belki bir süre video çekemem. Belki Pamir'den önce son videom olabilir. O yüzden biraz sohbet edelim istedim. Bu hamilelik sürecim nasıl geçti? Aslında böyle üçer aylık trimester dönemlerini anlatmak istiyordum. İlk trimesteri anlatmıştım ama ikinci ile üçüncüyü anlatmamıştım. Zaten üçüncünün hala içerisindeyim. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Neler yaşadım, bu süreç nasıldı? Çünkü artık son günlerimdeyim. Artık hamilelik sürecim de bitiyor. Sadece bekleyiş içerisindeyiz. Bu dönemler nasıl geçti? Ben neler yaptım? Hazırlıklarıma ne zaman başladım? Şöyle ufak bir sohbet edelim istedim. Şimdi Pamir'in odasındayım. Buradaki son eksiklerimi halletmeye çalışıyorum. Listeme falan baktım. Eksiğim var mı yok mu? Her şeyimi hazırladım mı diye. Bir de şöyle bir liste yapmıştım ben. Hastane doğum çantamı hazırlarken söylemiştim size. Son anda yanıma alacağım şeyler var ve şimdiden hazırlayamıyorum. Onlar için bir liste yaptım. Bunu dış kapıya asacağım ki unutmayalım. Yani evden çıkmadan kesinlikle bunları alalım diye. Bunları böyle ayarlarken de sizle sohbet edeyim dedim. Biliyorsunuz ilk 3 ayımı anlattığım bir video var. Hamileyim videosu. Orada anlatmıştım ilk 3 ayım nasıl geçti diye. İlk 3 ayım beni gayet zorladı.
Çok mide bulantım vardı. Hiçbir zaman kusma olmadı ama aşırı bir mide bulantısı, bir türlü kendime gelememe, sürekli uyuma. Günde 18, 19 belki 20 saat uyuyordum. Yani 4 saat ayaktayım ama o da sarhoş gibi. Ayaktayım derken de yine yatıyorum. Yani oturamıyorum bile, o kadar kötüydüm. Çünkü benim demirim, vitaminim, hiçbir şeyim yokmuş. O yüzden de o beni çok çok kötü etkilemişti. Bu ilk 3 ayın detayına inmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız zaten videonun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Buraya kartlara da eklerim. Bu ilk 3 ay benim için zor geçti ama sonrası, yani 3,5 ay aslında zor geçti. Ama sonrası gerçekten çok güzeldi. Çünkü o kadar çok ilaç kullanıyorsunuz ki, folik asitler, vitaminler, kalsiyumlar, demirler. Yani o kadar böyle bomba gibiydim. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Büyük bir enerjim vardı. Böyle uyumak istemiyordum. Sabah 6'da 7 ayağa kalkıyordum. Yani gün bitmesini istiyordum. Sürekli hareket halindeydim. Hayatımda hiç böyle bir an yaşamadım gerçekten. İkinci trimestrim de böyle geçti. Zaten karnım çok büyümemişti. Benim karnım 3,5-4'ten sonra büyüdü. Zaten 4. ayıma kadar da kilo çok almadım. Çünkü pek bir şey yiyemiyordum zaten. 1 kilo kadar alabildim. 1 ya da 1,5'tu. O yüzden hiç ağırlığım da yoktu. Yemek yemeye başladıktan sonra aşırı hızlı bir şekilde kilo almaya başladım. Bunun sebebi ise tiroidim çok yüksekti. 5-6 kadardı. Ve hamilelik sürecinde bu çok önemli. Tiroidinizin düşük olması gerekiyor. 2 civarı, 3 civarı falan olması gerekiyor ve benim artık 6'lara çıkmıştı. O yüzden tiroide çok hızlı kilo aldırdığı için bunu dengelemeye çalıştık. İlaç falan kullandım ama o dönemde tabii ki hızlı bir kilo artışı oldu. Sonradan düştü tabii ki, kilo artışım da azaldı. Tabii ki bu beni çok etkilemedi çünkü kilo alsam da çok büyük bir kilo birden almadığım için büyük bir ağırlığım da olmamıştı. Yine kendimi iyi hissediyordum. Yani hafif kilo almış gibi hissediyordum ama zaten yeterince canlıydım. Sürekli hareket halindeydim. Hiç bitmeyen bir enerjim vardı. Gerçekten bu ikinci trimester dönemi o kadar güzeldi ki bir daha yaşamak isterim. Umarım bir sonraki hamileliğimde yine o şekilde olur. Sonrasında 29. hafta geldi, çattı. Birden karnım daha hızlı büyümeye başladı. Çünkü bebek son zamanlarda daha hızlı bir şekilde kilo alıyor. Ve ben de hafiften ağırlaşmaya başladım. Yani ağırlaşmak derken de fazlasıyla yorulmaya başlamıştım. Yani daha hızlı yoruluyordum. Eskiden böyle yürüyordum bir şekilde yorulmuyordum. Sanki hiç karnımda bebek yok gibiydi. Böyle hafif kilolu gibi hissediyordum. Ama 29'dan sonra tabii ki iyice böyle göbeğim çıkmaya başladı. İyice belirdi. Dengede durmakta zorlandım. Daha çabuk yoruldum. Çok eğilip kalkamadım. Bu gibi şeylerden dolayı da ağırlaşmış oldum. Hareketlerim kısıtlandı. Yapmak istediğimi yapamıyor oldum. Yani kalkıp sabahtan akşama kadar böyle büyük bir enerjim olmamaya başladı. Tabii beni en çok zorlayan kısım da şu oldu. Ödem. Benim hiç ödemim olmamıştı. Yani 7,5 aya kadar dedim. 30. haftaya kadar hiç böyle ödem sorunu yaşamadım. Ve birden böyle ödem sorunu yaşamaya başladım. Ayakkabılar ayağıma girmez oldu. Ellerim böyle kocaman, koca koca ayaklarım, koca koca ellerim, yüzüm, her yerim şiş bir şekilde uyanıyordu. O da neredeyse öğlene kadar geçmiyordu. Eğer biraz fazla ayaktaysam o zaman da yine ödem yapıyordu. Zaten akşamları kesinlikle ayaklarım dinlensem de şişmiş oluyor. Bunun dışında bir de nefes darlığı sorunu olmaya başladı. Özellikle böyle şimdi fark ediyorsunuzdur belki de. Herhalde birkaç kelime cümle kurduktan sonra şöyle bir derin nefes almak istiyorum. Çünkü böyle ciğerlerim artık sıkışmış gibi. Zaten bütün organlarım sıkışmış gibi hissediyorum. Bunlara ek olarak bir de oturup kalkarken yardımsız asla yapamamaya başladım. Yani ayaktaysam hep ayakta kalmak istiyorum. Bu sefer bacaklarım ağrıyor, oturuyorum. Bu sefer tekrardan kalkamıyorum. Böyle bir kısır döngü olmaya başladı. Derleyip toplarsam ilk trimesterim mide bulantıları ve uyku sebebiyle, yani vitaminsizlik, demir eksikliği sebebiyle bayağı bir zorladı beni. İkincisi gerçekten çok güzel geçti. Dediğim gibi çok hareketliydim. Üçüncüsü ise 7,5 aydan sonra, yani 29-30. haftadan sonra zorlamaya başladı. Özellikle 34-35 olduktan sonra artık nefes nefese kalmalar, ödemler, sıcak basmaları, yaz hamileliği gerçekten çok zormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Bir dahakine umarım yaza denk gelmez. Öyle ya da böyle geçiyor ve sadece güzel anılar kalıyor arkada. Doktorumuzun dediğine göre de son günümüz 20 Ekim, yani 40. haftamız 20 Ekim'de bitiyor ve benim 19 günüm kaldı.
Ama doktorun dediğine göre yani maksimum tarihe. Bakalım ne zaman doğacak, daha mı erken gelecek ya da 20 Ekim'e kadar bekleyecek mi? Şu an o da henüz belli değil. Yani bir erken gelme gibi bir durum yok. Şu sıralar farklı duygular yaşıyorum. Bazen çok sakin kalıyorum. Gelmesini bekliyorum. Yani onun geleceği anı düşünüyorum. Bazen birden panik oluyorum. Ne yapacağım ya şu an olsa, ya yarın olsa, ya 2 gün sonra olsa ne yapacağım? Bütün hayatım değişecek, bakabilecek miyim diyorum. Sonrasında ise yine içim ferahlıyor tabii ki. Duygular da hormonlardan oluyor herhalde. Yine bunlar tabii ki geçici. Sadece güzel anılar kalacak ve ben onun sadece sağlıkla gelmesini bekliyorum. Başka bir isteğim yok. Yani benim 1, 2, 3. trimesterim bu şekilde geçti. Sizlerle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Böyle okuduğum birkaç kitap var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ve şu arkada görmüş olduğunuz kapa süsünden bahsetmek istiyorum. Hatta şimdi hemen göstereyim size. Çok beğenerek aldım ben bu kapa süsünü. Tamamıyla el emeği. Şöyle boydan da göstereyim. Çok beğenerek aldım. Yani kapa süsü arayışındaydım ama hiçbirini beğenmemiştim. Buraları biraz böyle porsuk porsuk duruyor ama bunlar taranacak. Şimdilik zaten hastaneye götüreceğim için hastane kapısına takacağım bunu. Yine poşetin içerisinde bozulacak diye taramadım. Ama böyle büyük kalın dişli bir tarakla tarandığında gayet güzel duruyormuş. Aynı şekilde şu püsküller için de geçerli. Bir de bu yazı stilini siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Bir sürü yazı stili var ellerinde. Herhangi birini seçebiliyorsunuz. Ben bunu beğendim. Odaya da çok güzel bir hava kattı. Şimdilik buraya astım ama belki kapıya sarım. Belki de bir de askı aldım. Onu daha takmadım ama o askıya asarım diye düşünüyorum. Siz de içine bir fikir olsun diye size de göstermek istedim. Bir de biz dün bebek çikolatası siparişi verdik. 2-3 gün içerisinde elimize ulaşırmış. Yorumlarda onu gördük. Hacı Şerif'ten verdik. Kendin yap modeli tercih etti. Kendin yaptığı şey oluyor. Yani etiketi siz kendiniz yapıştırıyorsunuz çikolatanın üzerine. Çikolata yine pakette. Siz sadece etiketi yapıştırıyorsunuz ve böylece sadece çikolata almış oluyorsunuz. Yani el emeği parası vermemiş oluyorsunuz. Biz 70'lisini 75'e yaptırdık. Gayet uygun fiyatı bence. Çikolata almak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Şimdi unutmadan bebek gelişimiyle ilgili birkaç kitap göstermek istiyordum. Hatta hemen göstereyim. Başka videomda göstermiştim bu kitabı yine ama bu videoda da göstermek istedim toplu halde okuduğum kitapları. Bebeğiniz uykuyu çok sevecek. Yani Sinem Gerger Akınalı'nın kitabı gerçekten çok güzel bir şekilde yazmış. Anlattığı şeyler, verdiği tavsiyeler çok güzel. Yani bebeğinizi şöyle uyutun, böyle uyutun değil de bebeğinizi nasıl tanıyabilirsiniz? Onun sinyallerini gerçekten nasıl anlayabilirsiniz? Bunlardan bahsediyor. Diyelim ki bebeğinizi uyutmaya çalışıyorsunuz kendi odasında, ağlıyor ve tekrardan siz başa dönüyorsunuz. Bu şekilde kararlı olmadıkça, sabırlı olmadıkça, sonra yaparım, bir hafta sonra başlarım gibi düşüncelerle boğuşursanız bebeğiniz uyku eğitimini çok geç alır. Belki de yani bu konuda çok çok zorlanırsınız demek istiyor aslında. Özellikle bahsettiği şeyler bu. Kararlı ve sabırlı olmak. Bu kitabı hala okuyamadım ne yazık ki. Ama çok da acele etmene gerek yok demişti bazı yorumlarda okurlar. O yüzden şu anda bekliyor. Okuyacağım kitaplardan biri de bu. Bu kitap da çok tavsiye edilen bir kitap. O yüzden size göstermek istedim okumasam bile. İçerisinde gayet güzel bilgiler varmış. Yine bu kitabı okuduğumda size de bahsederim. Şu anda okuduğum kitap bu. Bebeğimle oynuyorum 0-6 ay için 101 oyun. İçindekiler kısmını şöyle biraz karıştırdım. Birkaç sayfada okudum. Kaçıncı sayfaya gelmiştim? Evet, buraya kadar geldim. 25. sayfaya gelmişim. İçindekiler kısmını göstereyim size. 5N kuralı diye bir şey var. Neden oynamalı, nasıl oynamalı, ne zaman oynamalı, nerede oynamalı, ne oynamalı? Ve 1 ay, 2 ay, 3 ay bu şekilde çocuğunuzla nasıl iletişime geçebilirsiniz, nasıl oyunlar oynayabilirsiniz, nerede oynayabilirsiniz bunlardan bahsediyor. Kitapta bahsedilen şeylerden biri de şu. Bebeğinize oyun oynamak sadece onu oyalamak demek değil. Yani onun için sadece bir aktivite yapmak için uğraşmak değil. Onun dış dünya ile olan bağlantısını güçlendirmek, sizinle olan bağını güçlendirmek ve öğrenme hızını arttırmak için yapılan şeyler aslında. Bunu da zaten kitapta çok güzel bir şekilde açıklamış yazar. Bir de şu kitabı almıştım. Harika Haftalar.
Biraz başladım ne anlattığına bakmak için. Şimdi hafta hafta da anlattığı için bu kitabı okumanın bir anlamı olmayacaktı. Sadece nelerden bahsetmiş, nasıl anlatmış bunu görebilmek için birkaç sayfa okumuştum. Yine bayağı da okumuşum. Sanırım bir 30 sayfa falan okumuşum. Bu kitapta bebeğinizin gelişimini hafta hafta görebiliyorsunuz. Böyle altlarını da çizmişim önemli olan yerlere bakmak için. Bu şekilde bu da güzel bir kitap. Bu da çok tavsiye edilen kitaplardan biri. Mesela şöyle bir alan var. Fotoğrafını koyabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz işte açıklamaları yazabiliyorsunuz. Kilosunu, boyunu. Hem de böylece ufak bir albümde oluşturmuş olabiliyorsunuz bu kitapta. Bu kitabı da yine tavsiye üzerine almıştım. İyice bir araştırdım. Yani bu kitapları alabilirsiniz. Bayağı bir araştırarak aldım dediğim gibi. Aralarından sadece bu kitabı okumadım. Zaten diğer kitapları da az çok baktım. Gayet güzel bilgiler içeriyor. Bu kitabı da şöyle bir karıştırmıştım ama bence bu kitap da gayet güzel. Şimdilik bekliyor tabii ki. İnşallah zamanı gelince bu kitabı da okumaya başlayacağım. Videoyu da yavaştan sonlandırayım. Sizi de sıkmak istemiyorum. Video çok uzun olsun istemiyorum. Şimdi yemek yapmaya gideceğim. Yani hamileliğimin son günlerindeyim ama açıkçası çok da dinlenme taraftarı değilim. Yani ne kadar hareket edersem o kadar kendimi iyi hissediyorum. O yüzden de sürekli hareket halinde olmaya çalışıyorum. Kendimi çok yormadan, daha fazla dinlenerek tabii ki. Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Sizlerle güzel bir sohbet etmiş olduk. Hem de size göstermek istediklerimi göstermiş oldum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.